أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لله الحمد بعدد ذرات من الأزل إلى الأبد اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ذرات الكائنات ومركباتها. Evet kıymetli abiler, Rabbim biraz önce kılmış olduğumuz yatsı namazını ve yapmış olduğumuz ibadet ve taatleri dergah-ı izzeti uluhiyetinde kabul ve karin eylesin inşallah. Bugün 16. mektup 5. nokta 5. meseleyi okumayı arzu ediyorum. Peki ne anlatacak bize 5. mesele? Dünyanın fani, kısa ve geçici, ömrün kısa, lüzumlu vazifelerin çok olduğunu ve ebedi hayatın burada kazanılacağını anlatan bir bahis okuyacağız inşallah. Bu bahiste Üstad 10 madde ile 10 başlıkta meseleyi izah edecek ve arkasından nihayetinde reçeteyi sunacak. Biz dersimizi kısa tutacağımız için 10 maddenin tamamını okumayacağız. İnşallah ilk 5 maddeyi okuyacağız. Rabbim okuyacağımız yerden azami derecede istifade ve istifaza etmeyi nasip etsin inşallah. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın buyurduğu gibi hayretimizi artırsın, muhabbetimizi artırsın, şevkimizi, gayretimizi, heyecanımızı artırsın. Artırsın ki Allah'ın anıldığı ilim meclislerine gelelim. Artırsın ki Allah'ı anan insanlarla hemhal olalım. Artırsın ki kendi imanımızı kurtarmakla kalmayalım, başkalarının da imanının kurtulmasına vesile olalım inşallah. Rabbim o noktada bizi muvaffak kılsın, o noktada bizi istihdam eylesin diye çokça dua edelim. Şöyle maddelere, başlıklara geçmeden önce yarım sayfalık bir yer, gönlümüze, kalbimize, ruhumuza nakşetmek adına düz bir şekilde kırmadan, dökmeden Umut kardeş okuyalım müsaaden olursa. Beşinci mesele. Dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayatı ebediye burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhane-i dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var, hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır, hem madem la yukellifullahu nefsen illa vus'aha sırrınca teklifi ma la yukat yoktur. Hem madem zararsız yol zararlı yola müreccahtır. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahireti unutmasın. Ahiretini dünyaya feda etmesin. Hayatı ebediyesini hayatı dünyeviye için bozmasın, malayani şeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selametle kabir kapısını açıp saadeti ebediye girsin. Haşiye bu mademler içindir ki şahsıma karşı olan zulümlere, sıkıntılara aldırmıyorum ve ehemmiyet vermiyorum. Meraka değmiyor diyorum ve dünyaya karışmıyorum. Böyle çok kısa ama çok veciz değil mi? Her bir cümlesi adeta belki bir kitap olacak mahiyette çok kıymetli serlefa olacak cümleler ve sözler. Rabbim tekrar ve tekrar her bir cümleden azami derecede istifade ve istifaza etmeyi nasip etsin inşallah. Dünya madem fanidir. Fani ne demek? Devamlı ve kalıcı olmayan, yani ölümlü, mufakkat manasında karşımıza çıkıyor. Üstad 32. söz, 2. mevkıf, 5. remizde, Mesnevi Nuriye Katre'nin zeylinde, lem'alarda, mektubatta şu ifadeleri kullanıyor. Diyor ki dünyanın 3 yüzü, 3 veçi vardır diyor. Bakın çok önemli. Birinci yüzü Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyesine bakar. Dünyanın üç veçi, üç yüzü var. Birinci yüzü nereye bakıyor Behlül abi? Cenab-ı Hakk'ın
Esma-i ilahiyesine bakıyor. Yani başka bir ifadeyle dünya ve kainat Allah'ın isim, sıfat ve şuunatının talim edildiği bir mekteptir. Her bir varlık, yani yaratılmış canlı cansız her bir varlık açılması ve okunması gereken, değil mi? Adeta birer nedir? Mektuptur. Bu yüzü ile dünya ve kainat nedir? Güzeldir, övülmeye layıktır. Bakın Kur'an'da birçok ayet dünyanın bu yüzüne ve bu veçine işaret ediyor. Burada bir parantez açmak gerekiyor. Cenab-ı Hak esmasının bütün tecellilerini göstermek için insanı yaratmış, değil mi? Dolayısıyla kainatın her bir aleminde, her bir varlıkta, bakın yaratılmış canlı cansız her bir varlıkta Esma-i Hüsna'dan bir ismin ünvanı ne yapıyor? Tecelli ediyor. Başka bir ifadeyle Esma-i İlahiye'nin arştan kalbe hatta zerrelere kadar neleri var? Mertebeleri var. Kur'an'ın asra bakan veçesi olan Risale-i Nur, mahlukatta, canlı ve cansız bütün varlıklarda, kainatta Allah'ın isimlerinin tecellilerini göstererek, biraz önce Metin abi okudu. Yani Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muariften birisi ve en önemlisi belki olan kainat kitabını okumamızı sağlıyor. Tekrar ifade ediyorum. Risale-i Nur, kainatta ve mahlukatta Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellilerini göstererek, her bir varlıkta Allah'ın isim, sıfat ve şuunatının tecellilerini göstererek kainat kitabını okumamızı ne yapıyor? Sağlıyor. Geçenlerde bir kardeş bir soru sormuştu. Konuyla kısmi olarak alakalı olduğu için, hatırıma geldiği için ifade etmek istiyorum. Demişti ki Metin abi, Risale-i Nur'un vazifesi ne zaman bitecek? Malum her asırda, değil mi, Cenab-ı Hak böyle o asra uygun eserler gönderiyor. Belki yüz küsür senedir de Risale-i Nur o vazifeyi görüyor ve görmeye de devam edecek inşallah. Ve şu ifadeyi kullandım ben. Dedim ki Esma-i İlahiye ne zaman vazifesini bitirir? Şu dünyada Esma-i İlahiye ne zaman vazifesini bitirir? Risale-i Nur da o zaman vazifesini bitirir. Niye? Çünkü Risale-i Nur'un her bir cümlesine baktığımızda Esma-i İlahiye'yi nakış nakış dokuduğunu, işlediğini ne yapıyoruz? Görüyor ve gözlemliyoruz. Bakın burası çok önemli ve çok kıymetli. Dünyanın ikinci yüzü ahirete bakar. Yani ahiretin tarlasıdır. Cennetin mezraasıdır, tarlasıdır. Rahmetin meseresi, çiçekliğidir. Dünya ve kainat, ebedi alemin, yani ahiretin kazanıldığı bir yer, bir tarla olması münasebetiyle güzeldir, sevilmeye layıktır. Kur'an'da yine birçok ayet ve hadis bu yüzüne, bu veçine işaret ediyor. Dünyanın üçüncü yüzü ise insanın hevesatına bakan, yani fani, zail ve geçici, elemli, aldatan yüzüdür. İşte dünyanın bu yüzüne, bu veçine bakan birçok yine ayet Kur'an'da ne yapılıyor, zikrediliyor ki bizim konumuzla alakalı olan yüzü ve veçi budur. Bakın Kur'an'da o noktaya işaret edilen birkaç ayet zikretmek istiyorum. Mesela Ali İmran suresi 185. ayet. Malum bir ayet. Bismillah. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاوُ الْغُرُورِ. Ne demek? Dünya hayatı aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir. Yine Ankebut suresi 64. ayette, halbuki dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir diyor. Ayetin sonu çok manidar. Levkanu ya'lemun ile bitiyor. Keşke bilselerdi. Neyi bilselerdi? Dünya hayatının bir oyun ve eğlence olduğunu bilselerdi diyor. Bakın Cenab-ı Hak dünyanın veçine, hangi yönüne işaret ediyor ve arkasından da bilselerdi diye ne yapıyor, bizi uyarıyor. En'am suresi 32. ayette yine dünya hayatının oyun ve eğlence olduğuna vurgu yapılıyor ve ayetin sonunda efela takilun, hiç akıl erdirmez misiniz diye ne yapıyor, yine bizi uyarıyor. Dünya madem fanidir sözü dünyanın bu üçüncü veçine, yüzüne bakıyor. Rabbim farkında olmayı nasip etsin inşallah. Bakın yine Ankebut suresi 57. ayette malum bir ayet, küllü nefsin zaikatül mevt, yani her nefis ölümü tadacaktır buyuruluyor. Ve yine Kasas suresi 88. ayette ki Üstad 3. lem'anın başında bu ayeti zikrediyor. Bismillah,
Küllü şeyin haliku illa vecehu lehül hükmü ve ileyhi turcaun. Yani her şey, aklınıza gelen her şey, canlı cansız bütün varlık, yaratılmış bütün insanlar, hepsi helak olup gidicidir. Yalnız Allah'a bakan yüzü müstesna. Hüküm sadece Allah'a aittir ve siz de kime döndürüleceksiniz? Allah'a döndürüleceksiniz diye ayet ifade ediyor. Yani bu ayet mucibince dünya ve içindeki her şey nedir? Geçicidir, fanidir ve ölümlüdür. Bakın Üstad 26. Lem'a 8. ricada yine bu ayete işareten şu ifadeleri kullanıyor. Kur'an-ı Muciz-i Beyan, küllü nefsin zaikatül mevt ayetinin külliyetinde nev'i insani bir nefistir. Yani insan türü nedir? Bir nefistir. Dirilmek üzere ölecek. Ve küre-i arz dahi bir nefistir. Yani içinde yaşadığımız şu yer küre, şu dünya dahi bir nefistir. Baki, ebedi bir surete girmek için o da ölecek. Dünya dahi bir nefistir. Ahiret suretine girmek için o da ölecek diye küllü nefsin zaikatül mevt ayeti ne yapıyor? Haber veriyor diyor. Yine küllü nefsin zaikatül mevt ayeti mucibince ölüm nedir? Haktır. Aksini düşünen var mı? Yani insan için takdir edilmiş bir ömür olduğu gibi içinde yaşadığımız dünya içinde takdir edilmiş ne vardır? Bir ömür vardır. 29. söz, 4. esas, 1. meselede Üstad bu ayeti izah ediyor. Farklı bir veçiyle izah ediyor. Nasıl ki insan küçük bir alemdir, yıkılmaktan kurtulamaz. Alem dahi büyük bir insandır, o dahi ölümün perçesinden kurtulamaz. O da ölecek, sonra dirilecek veya subhu haşirle, yani haşir sabahı ile birlikte gözünü açacaktır. Kim Umut kardeş? Dünya. Yani insan nasıl ölecekse dünyada ne yapacak? Ölecek. Aksini ispat edecek olan var mı? Yani dünya ve içindekilerin ölmeyeceğine dair ispatta ve izahatta bulunacak var mı? Değil mi? Bütün gözlemlerimiz, bütün müşahedemiz dünya ve içindekilerin fani olduğuna ne yapıyor? İşaret ediyor. Madem öyle, madem kimse ispat edemiyor, bu dünya ve içindekiler fani, o halde Üstad'ın 6. sözde ifade ettiği gibi, madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak, acaba bakiye, ebediye tebdil edip, ipka etmek çaresi yok mu? Deyip düşünürken birden semavi sadayı Kur'an işitiliyor. Der, evet var. Nedir? El cevap, emaneti sahibi hakikisine satmak. Demek ki fani olan hayatı bakiye tebdil etmenin Behlül abi çaresi neymiş? Emaneti, yani Cenab-ı Hakk'ın verdiği bedeni, efendim istidatları, hissiyatları ona satmak. Onun yolunda kullanmak. Hakiki sahibinin rızası yolunda kullanmak. Rabbim kullananlardan eylesin inşallah. Yine 3. lem'ada, 3. nüktede, ey insanlar, fani, kısa, faydasız ömrünüzü baki, uzun, faydalı ve meyvedar yapmak ister misiniz diyor. İster miyiz? İsteriz. Herhalde soru anlaşılmadı. Birçok kişi istemiyor Metin abi. Tekrar edelim. Ey insanlar, fani, kısa, faydasız ömrünüzü baki, uzun, faydalı ve meyvedar yapmak ister misiniz? Evet. İsteriz maşallah. Madem istemek insaniyetin iktizasıdır, yani madem istemek insaniyetin gereğidir ki hepimiz istiyoruz, o halde o ömrü ne yapacağız? O baki-i hakikinin yoluna ne yapacağız? Sarf edeceğiz. Baki-i hakiki kim? Ebedi, daimi, sonsuz olan, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın yoluna sarf edeceğiz. Rabbim sarf edenlerden eylesin inşallah. Madem her insan gayet şiddetli bir şekilde, şiddetli bir surette uzun bir ömür ister. Değil mi? Rabbim hepimize sağlık, afiyet içerisinde hayırlı ömürler versin. Gerçekten yani her insanın fıtratına kodlanmış ebedi yaşama arzusu var. O yaşama arzusunu istikamet içerisinde, hizmet dairesinde yaşamayı Rabbim bizlere nasip etsin. Madem her insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister, bekaya, ebediyete aşıktır ve madem
bu fani ömrü baki ömre tebdil eden bir çare var. Elbette ve elbette insaniyeti sükut etmemiş, yani insanlıktan çıkmamış, alçalmamış bir insan o çareyi arayacak. Nedir o çare? İşte o çare budur. Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. Lillah, liveçhillah, liechhillah rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmüne geçer. Yine 17. söz 2. makamda üstadın ifade ettiği gibi, ey nefsim, madem öyledir, yani madem dünya fanidir, madem dünya geçicidir, ölümlüdür, mufakkattır, kalbim gibi ağla, bağır ve de ki, faniyim, fani olanı istemem, acizim, aciz olanı istemem, isterim, özür dilerim, ruhumu Rahman'a teslim eyledim gayr istemem, isterim fakat bir yarı baki isterim, zerreyim fakat bir şemsi sermet isterim, hiç ender hiçim fakat bu mevcudatı umumen isterim. Evet, ikinci madde, hem madem ömür kısadır, hem madem ömür kısadır. Mesnevi Nuriye'nin Zeylül Hubab bahsinde üstad burayı mükemmel bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki insan yaşayış vaziyetince bir dağdan kopup sel içine düşen ve yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahıs gibidir. Tekrar ediyorum. İnsan yaşayış vaziyetince bir dağdan kopup sel içine düşen veya yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahıs gibidir. Evet, hayat apartmanı yıkılıyor. Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Behlül abi öyle değil mi? Yaş kaç? 75. Maşallah. Barekallah. Rabbim hayırlı, bereketli ömürler versin inşallah. İstikamet üzere. Bakın Behlül abi için olduğu gibi Umut, sen gülüyorsun ama senin için de geçiyor. Belki gençsin ama değil mi? Behlül abi diyor ki ben senin yaşına gelemem ama sen benim yaşıma gelince görürsün diyor. Evet. Hayat apartmanı yıkılıyor, ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Zaman da sel dolaplarını süratle çalıştırıyor. Arz sefinesi de mükemmel bir ifade değil mi? Arz sefinesi ne demek? Dünya gemisi, dünyayı gemiye benzetiyor üstad. Arz sefinesi de süratle giderken Temurru Merre Sahab ayetini okuyor. Ne demek? Bulutlar gibi yürürler ayetini okuyor. Yani güneşin dönüp değil mi dünyanın sabit olduğunu zannedildiği dönemde insanlar Kur'an'ı açıp Nem suresi biraz önce zikrettiğimiz 88. ayeti okusalar, yani Temurru Merre Sahab ayetini okusalar, bulutlar gibi yürürler ayetini okusalar ne yaparlar? Dünyanın döndürüldüğünü kabul ederlerdi değil mi? Yani o ayetin tamamında Cenab-ı Hak ne diyor? Allah sen dağları sabit zannedersin diyor. Halbuki onlar bulutlar gibi yürürler diyerek dünyanın döndürüldüğüne işaret ediyor. Sefine-i arz ne demekti Umut? Dünya gemisi. Süratle giderken dünyanın gayri meşru lezzetlerine el uzatmak akıl kârı mıdır? Yani dünya kendi ekseni etrafında 1670 kilometre hızla dönerken, güneşin etrafında saatte 108 bin kilometre hızla dönerken, Allah'ın istemediği şeylere el uzatmak, harama el uzatmak, gayri meşru lezzetlere el uzatmak akıl kârı mıdır? Biraz daha somutlaştıralım. Yani saatte 100 kilometre hızla giden bir tren düşünün. Veya 100 kilometreden daha hızlı giden bir araç düşünün. O araçtan elini uzatıp, değil mi? O ağaç, aracın yanından geçen bir ağaçtan meyveyi koparmak akıl kârı mıdır? Değildir değil mi? Çünkü Allah muhafaza elinin kopmasına ne yapabilirsin? Sebebiyet verebilirsin. Allah muhafaza. Madem öyle, madem onu yapmak akıl kârı değil, o zaman de ki ey nefse emmarem, ey bana sürekli kötülüğü emreden nefsim, sana tabi değilim. Sen istediğin şeye ibadet et ve istediğin şeyin peşine düş. Ben ancak ve ancak beni yaratıp envai türde nimetlerle beni besleyen, canlı cansız bütün mahlukatı bana musahhar eden, boyun eğdiren, binler latife ve istidatlarla beni donatan, şems, kamer ve arzı bana musahhar eden, güneşi, ayı ve yeri bana boyun eğdiren,
Fatırı Hakimi Zülcelal'e, yani sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan Allah'a kul olurum de, fani kısa ve geçici ömrünü bakiye, ebediyete tebdil eyle. Rabbim edenlerden eylesin inşallah. Hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur. 11. Şua 4. meselede ömür sermayesi pek azdır, lüzumlu işler pek çoktur diyerek insanı ilgilendiren dairelerden bahseder üstad. Yani her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabileceğini ifade eder. En küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife olduğunu, en büyük dairede en küçük ara sıra mufakkat vazife bulunabileceğini bize hatırlatır. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra en küçük daire neydi hatırlayalım? Kalp ve mide dairesi. En büyük daire neydi? Dünya dairesi. Demek ki en küçük daire olan kalp ve mide dairesinde en büyük ve daimi ve ehemmiyetli vazife var. En büyük daire olan dünya dairesinde geçici, değil mi? Ehemmiyetsiz ara sıra vazifeler bulunabilir. İşin bu önem sırasını karıştırırsak sıkıntı olur. Sıkıntı olabilir. Ama biz genelde ne yapıyoruz? En büyük dairedeki vazifeye koşuyoruz. Belki bugün de o noktaya işaret var. Çok incelemeyelim, irdelemeyelim. Üstad, bu hatırlatmayı yaptıktan sonra herkesin, hususan Müslümanların başına açılmış büyük bir davadan bahseder. Nasıl bir dava? Bu zemin yüzü kadar, yani içinde yaşadığımız şu zemin yüzü kadar. Dağlar ve kasırlar ile müzeyyen, süslü, baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davasından bahseder. Ve bu büyük davayı kazanmak için her adamın, eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa, o tek ve büyük davayı kazanması için bila tereddüt, hiç tereddüt etmeden sarf etmesi gerektiğini ne yapar? İzah eder. Rabbim başımıza açılmış o büyük davanın farkında olmayı ve o büyük davayı kazanmayı hepimize nasip etsin inşallah. Bakın, bir kıssa anlatılır hakikati anlatmak adına, biraz da nefes almak adına o kıssayı anlatmak istiyorum. Cüneydi Bağdadi Hazretleri var. Asr suresinde geçen o birinci ayeti böyle tefekkür ediyor. Vel asr innel insane lefî husr. Yani asra yemin olsun ki, zamana yemin olsun ki insan hüsrandadır ayetini tefekkür ediyor. O sırada pazardan geçen bir satıcıya denk geliyor ve adamın buz alın, buz var, buz alsana diye ısrarla buz satmaya çalıştığını görüyor. Ve adama dönerek, ya niye ısrarla buz satmaya çalışıyorsun? Hani zorla buz satılmaz deyince satıcı diyor ki, efendim eriyor, buzlar eriyor cevabını verir. Cüneydi Bağdadi Hazretleri bunu duyunca o anda bayılır. Yanındakiler ayıldığında ne olduğunu sorunca, o adamın buzlarında kendi ömrümü gördüm der. O adamın buzlarında kendi ömrümü gördüm. Ve neden zamana yemin edildiğini ve neden insanın hüsranda olduğunu şimdi daha iyi anladım der. Bakın, ayet çok açık ve net. Çok önemli ayetler. İmam Şafii Hazretleri diyor ki, sadece Asr suresi Kur'an'da olsaydı yeterdi diyor. Bakın, birkaç ayet ama sadece bu ayetler olsaydı, diğer ayetler olmasaydı yeterdi diyor. Ve bu surenin ilk ayeti olan bu ayeti Cüneydi Bağdadi Hazretleri ne yapıyor? O anda anladım diyor. Yani sıcak, nasıl ki insanın maddi sermayesi olan, satıcının maddi sermayesi olan buzları eritiyorsa, bizim asıl sermayemiz olan zaman da ne yapıyor? Ömrümüzü tüketiyor. Yani saniye saniye, dakika dakika, değil mi? Ömür sermayesi, en kıymetli olan sermayeler tüketiliyor. Farkında mıyız? Hissedebiliyor muyuz? Ancak ben kendi adıma söyleyeyim. Mesela üniversite hayatım dönemimde sınav olduğu zaman o dakikaların, o zamanın ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorum. Yine böyle ders yapacağım zaman da anlıyorum. Yani o zamanın, o dakikaların ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorum. Onun dışında çok fazla anlayamıyorum. Ama Rabbim anlamayı nasip etsin. O dakikaları boşuna, malayani sarf etmemeyi bizlere nasip etsin diye çokça dua edelim inşallah. Yani ömrümüz buz misali eriyip gidiyor. O satıcı misali, sattık sattık. Satamazsak ne oluyor Behlül abi? Eriyip gidiyor.
Rabbim satanlardan eylesin. Cenab-ı Hak zamanımızı rızası yolunda kullananlardan eylesin inşallah. Hem madem hayatı ebediye burada kazanılacaktır. Hem madem ebedi hayat burada kazanılacaktır. Değil mi? 10. söz 11. hakikatte üstad ifade ediyor. Diyor ki insanın ebede uzanmış emelleri ve kainatı ihata etmiş efkarları, fikirleri ve ebedi saadetlerinin envaına yayılmış arzuları gösterir ki bu insan ebed için halk edilmiş ve ebede gidecektir. Bu dünya ona bir misafirhanedir ve ahiretine bir intizar salonudur. İntizar ne demek Ahmet abi? Bekleme salonu. Yani bir nevi değil mi burada ders nihayete erince evine gideceksin. Burası bir bekleme salonu. İşte dünyaya da bu gözle bakmamız gerekiyor. Nasıl bu salona o gözle, o nazarla bakıyoruz? Bu dünyada nedir Umut kardeş? Bir intizar salonu, yani bekleme salonudur. Evet, insan ebed için yaratılmış ama ebedi hayat nerede kazanılacak? Bu dünya misafirhanesinde kazanılacak. Bunun başka bir alternatifi yok. Yani bir öğrenci yıl içinde kalır, değil mi? Sınavlarda başarılı olamaz, kalır. Bütünlemeye kalır, bütünlemede geçer. Efendim, bütünlemede geçemezse belki dayısı amcası vardır. Bir şekilde geçer. Olmadı, bir sonraki sene geçer. Ama insan için bu öyle değil. Yani bir daha geri dönüş yok. Hani diyor ya ehli dünya, bir daha mı geleceğiz dünyaya? Evet, bir daha gelmeyeceğiz dünyaya. Ebedi bir hayat var önümüzde. Bakın bu sözü o mihvalde anlayalım. Bir daha bu dünyaya gelmeyeceğiz. Bakın bir daha geri dönüş yok. Kazanmak ve kaybetmek davası başımıza açılmış. Biraz önce ifade ettik. Çok büyük bir dava açılmış. Rabbim kazanmayı nasip etsin. Peki Rabbim bizden çok mu zor ticaret istiyor? Çok mu zor istiyor? Çok zor istemiyor değil mi? Yani ömür sermayesi, 24 saatlik bir ömür sermayesi veriyor. 24'te bir istiyor. Değil mi? 1 saat 5 vakit namaza kafi. Efendim mal servet veriyor. %2,5 istiyor. 40'ta bir istiyor. Yani daha fazlasını yine bize veriyor. Dolayısıyla çok zor bir ticaret istemiyor. Ve onun neticesinde bize ne yapıyor? Cenneti veriyor. Hani Tövbe suresi 111. ayette. Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak karşılığında ebedi bir hayatı ve cenneti vaat ediyor. Hatırlıyor musun Emin kardeş o ayeti? İnna Allah eştera. Evet, inna Allah eştera minel mu'minina enfusahum ve emvalahum bi enne lehumul cennet. Ayeti mucibince nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satma karşılığında bize neyi vaat ediyor kardeş? Cenab-ı Hak cenneti vaat ediyor, ebedi hayatı vaat ediyor. Rabbim o ebedi hayatı ve cenneti kazananlardan eylesin inşallah. Birkaç yıl önce yapılmış bir araştırma. Dünyanın en zengin 5 insanı kimdir? Bilen var mı? Metin abi, dünyanın en zengin 5 insanı. Reklam yapmamak adına isim vermeyelim ama memleketleriyle birlikte sahip oldukları sermayeyi nakledelim. Bakın, İspanyalı 5'ten 1'e doğru gidelim. İspanyalı iş adamı, isim zikretmeyelim, 64.5 milyar dolar servete sahip 5. sırada. ABD'li bir iş adamı 72.7 milyar servete sahip. Meksikalı bir iş adamı 77.1 milyar dolara sahip. Yine Amerikalı bir iş adamı 79.2 milyar dolara sahip olarak dünyanın en zengin 2. adamı. Tabi maddi olarak bu 1. adamı olarak naklediyor ama ben 2. adamı olarak zikrediyorum. Peki dünyanın hakikat noktasında, maddi manevi hakikat noktasında en büyük, en zengin adamı kim? Söyleyeyim mi? Söyle abi. Sabah namazının 2 rekat sünnetini kılarsa serveti onları geçer. Değil mi? Allah razı olsun. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Metin abinin ifadesiyle ne diyor? Sabah namazının 2 rekat sünneti dünya ve içindekilerinden hayırlıdır. Yani maddi olarak yapılan araştırmalara binaen dünyanın en zengin adamları bunlar. Maddi olarak bunlar. Ama ölümlü, fani ve geçici olmaları hasebiyle hakikat noktasında maddi ve manevi ebedi hayatı nazara alacak olursak sabah namazının 2 rekat sünnetini kılan Umut kardeş, Umut kardeş yakınımda olduğu için onu söylüyorum. Hep ona ifade ediyorum. Dünyanın en zengin adamı. Behlül abi dünyanın en zengin adamı. Değil mi? Ahmet abi
dünyanın en zengin adamı. Emin kardeş dünyanın en zengin adamı. İnşallah Rabbim o zenginliğin farkında olmayı hepimize nasip etsin inşallah. Hem madem dünya sahipsiz değil. Burayı da Üstad 10. sözün başında ifade ediyor. Diyor ki bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz. Sahipsiz olmaz. Bir harf katipsiz olmaz biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede şu muntazam memleket, değil mi? Hakimsiz, sahipsiz, idarecisiz olur. Başka bir ifadeyle kainat ve kainatın içindeki mahlukatı tedbir ve terbiye eden, tasarrufu ve emri altında tutan, her bir emrine boyun eğdiren bir Hakim-i Zülcelal, bir Kadir-i Zülcelal var. Yani sınırsız güç ve kuvvet sahibi olan Allah var. Madem var, elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahiretini unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin, hayatı ebediyesini hayatı dünyeviye için bozmasın, malayani şeylerle ömrünü telef etmesin. Kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Selametle kabir kapısını açıp saadeti ebediyeye girsin. Rabbim saadeti ebediyeyi kazanan kullarından eylesin. Subhaneke la ilme lene illa me allemtene inneke entel alimul hakim.